sık gidiyorum, orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. Ama aldandılar. Valla aslında bugün çok iyi oynadım ama. Yine de mağlup oldum. İyi yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, öpücükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu. Yatıyor, kalkıyor, güreşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Satso'da düzenlenen basın toplantısında Satso'nun başkanı Mahmut Kösemusul'la beraberiz. Mahmut Bey, bugünkü çalıştayı bize anlatabilir misiniz? Bu 7. meslek komitemizin birlik ve beraberlik içinde yeni yapılan seçimler sonrasında bir toplantısı. Yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarımın böyle güzel bir organizasyon yapmışlar. Aileye duygumuzu artırabilecek kendi içimizde bir meslek komitesi toplantısıydı. Buna ben katıldım. Bu birlikteliği, beraberliği görünce çok mutlu oldum. İnşallah bütün meslek komitelerine de örnek olabilecek. Diğer komitelerde buna benzer çalışmalar var. Onları da tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde 4 yıl böyle birlikte Sakarya'mıza katkı sağlayacak. Çok önemli çalışmalarda bulunacağız. Bu tür komite etkinlikleri bizim için çok önemli. Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetimi, meclisi bu komitelerin vereceği fikir ve artı ve eksi konularla alakalı beslenecek. Buradan çıkacak olan bilgiler bizler için önem arz ediyor. Sorunları olursa bizlere aktarıyorlar. Bugün programın ikinci bölümünde de eğitim ve seminerler olacak. İnşallah Sakarya'mıza faydalı hizmetler yapıyoruzdur. Mutlaka arkadaşlarımıza bu konuda yoğun çalışma içindeler. Ben 7. Meslek Komitesi'nin başkanlığı başta olmak üzere meclis üyelerini ve diğer komite üyelerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Eski meclis üyesi ve hesap işleri başkanı Necmi Bey ile beraberiz. Necmi Bey, bugünkü çalıştayla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Bugünkü çalışan arkadaşlar, yeni seçilen arkadaşlar, kendilerine başarılar diliyorum. Yeni dönemde yeni projeler, yeni çalışmalar yapacağına inanıyorum. Başarılarını diliyorum onların. Bizden gelen bir gelenekti bu kahvaltılar, yiyecekler. Bunlar da aynı şekilde devam ettiriyorlar. Tabii bu ikramlar kimse açlığından gelmiyor burada. Paylaşımı, kardeşliği, biri arada olmanın keyfini yaşamak için herkes burada. Ben onları tebrik ediyorum. Aynı şekilde çalışmana devam edeceğine inanıyorum. Arkadaşlarımızı bir araya toplamak, ayrıca bilgilendirmek toplantısı. KOSGEB'in yardımları ve işbirliği, güç birliği projesi kapsamında ve iş güvenliği hakkındaki bir toplantımızda üyelerimize bilgiler sunarak üyelerimizin daha yararlı, daha iyi hizmetler edebilmesi adına oluşturmuş olduğumuz bir toplantımızdı. Konunun içeriğiyle ilgili Doğan Başkanımız daha detaylı bilgi sizlere verebilir. Artık Başkanımız Doğan Bey, onun için onu da ön plana çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bizim bütün çalışmalarımızı bundan sonra bir önceki dönemde ben yapıyordum, komite başkanıydım. Artık Doğan Bey bu görevi üstlenmiş bulunmakta. Ben ayrıca kendisine bu konuda her türlü desteği vereceğimizin yanında başarılar diliyorum. Çünkü zor bir meslek, zor bir süreç. İnşallah bunun da Doğan Bey bu yeteneğe sahip, bunu da başarıyla tamamlayacaktır diyorum. O zaman Doğan Bey hayırlı olsun diyoruz en başta. Bu değerlendirmeyi sizin alalım. Sizin söyleyecek daha çok şeyiniz varmış, evet, duyduğumuza göre. Şimdi bir önceki dönemde ki başkanımız Adem Bey'le bu dönemde de çalışmış olacağımız için de ayrıca şanslıyım. Çünkü ben bu göreve ilk defa geldim. Bu tecrübesizliğimizi bir an önce atlatıp üyelerimize yeteri kadar hizmet vermek noktasında gerekli çalışmaları yapmak durumundayız. Bunun da ilk adımını işte seçimlerin atlatıldığı yaklaşık bir ay oldu. Bir üye kaynaşma yemeği vererek yaptık. Bu üye kaynaşma yemeğinin de sektördeki üyelerimize faydalı olması adına içinde biraz dolu yapmak istedik. Satso Başkanımızı da davet ettik. Üyelerimize şu an gündemde önem arz eden 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek olan iş sağlığı ve iş güvenliği konusunun önemini üyelerimize bildirmek durumundaydık. Çünkü çok bilgi eksikliği var bu konuda. Bunun sorumluluğu da bize düşüyor. Bunlarla ilgili gerekli görüşmeler, gerekli eğitim ve seminerler zaman zaman yapacağız. Bunların değerlendirmesini de her ay yaptığımız aylık olan toplantılarda yönetim kurulumuzla beraber gerekli kararları alacağız. Onun adına doğalgazın kullanımını artırmak adına da çalışmalar yapacağız. Bununla ilgili de önemli görev belediyelere düşüyor.
özellikle çevre temizliği konusunda en birinci etken doğalgaz meselesi. Bununla ilgili doğalgazın kullanımını artırıcı teşviklerde ve uygulamalarda bulunmak durumundayız. Belediyelerin özellikle çevre dairelerinden önemli destekler almamız gerekiyor. Bununla ilgili ya vatandaşı özendirici, belki gerekirse doğalgaza geçmeyenlere cezai yaptırım veya tavsiye niteliğinde bir şeyler olması gerekiyor. Cezai yaptırım sizce etkili yani, olur mu? Şöyle, yani çevreye verdiği zarardan dolayı doğalgaz kullanmayan bir daire diyelim. Atıyorum aylık 100 lira, 300 lira, 500 lira. Doğalgaza geçmediği için, çevreye zarar verdiği için bir uygulama olabilir. Bazı illerde bu tür uygulamalar var. Zaten bu Kyoto protokolleri çerçevesinde zaten Türkiye kirlettiği hava karşılığında Avrupa'ya bu ücreti ödüyor. Yani biz şu anda sanayinin, kirli sanayinin Türkiye'ye gelmesi ya da yaygınlaşmasının bir sebebi de bu. Avrupa bu kriterlerini doldurmuş. Artık kirli sanayi istemiyor. Bunu ülke dışlarına itiyor. Türkiye işte buna izin vermemeliyiz Türkiye'de. Daha çok temiz sanayi almaya çalışmalıyız. Aksi takdirde onların doldurmuş olduğu kotaları, onlar hiçbir şey yapmasa bile biz havayı kirlettiğimizden dolayı Avrupa'ya ödüyoruz ve onlar hiçbir şey yapmadan yine ekonomilerine katkı sağlıyor. Merhaba, ben Faruk Öz, Zirve Teknik Mühendisliğin Genel Müdürüyüm, makine mühendisiyim. Bu 4 Mayıs'ta yapılan seçimlerde 7. Meslek Komitesi'nden meclis üyesi olarak seçildik. Bu seçildiğimiz 4 yıl içerisinde meslekle ilgili sorunları çözmek için görev aldık. Aynı zamanda da Sakarya'ya ve Adapazarı'na mesleğimizle ilgili konularda ne şekilde katkıda bulunabiliriz? Satso içerisindeki görevlilerimiz içerisinde de yine Sakarya'ya faydalı olmak için çalışmalarda bulunacağız. Çalışmalarınız durdurak bilmeden devam ediyor anladığım kadarıyla. Genç girişimci bir arkadaşla beraber sizi tanıyabilir miyim? İsmim Atilla Beyasan. Beyasan Mühendislik ortağıyım. 4 Mayıs'ta yapılan seçimlerde arkadaşlarımla beraber yönetime devraldık. Şu anda Adapazarı içerisinde kendi mesleğimizle alakalı bütün meslek üyelerimize en yararlı nasıl olabiliriz? Bunun çabası içerisindeyiz. Teşekkür ederim. İş hayatına atılmak nasıl bir duygu? İş hayatına ben biraz genç gibi gözüksem de yaşım biraz büyüktür. Yani ortalamayı düşürüyoruz ama 2003 yılından beri sektörün içinde olmamıza rağmen 34 yaşındayım ben de. Ama tabii ki diğer meslek komitelerine ve Satso'nun yönetimine baktığınız zaman en genç olarak bizi gösterebiliriz. O yüzden meslek komitesi üyelerimize en yararlı ve en dinamik şekilde hizmet vereceğiz inşallah. Evet. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Mustafa Çiftçi, MCM Klima firma sahibiyim. 4 Mayıs Satso seçimlerinde göreve gelen 7. Meslek Komitesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Hizmet için geldik, genç bir kadroyuz zaten. Genç kadroyla yola evet, çıkıyoruz. Daha aktif olmak için komite üyelerimizden gerekli desteği aldık. Hepsine teşekkür ederiz. Bu kadar şimdilik. Herkes bu yaş kategorisinin iş hayatında önemli bir yeri var mı? Yani genç arkadaşlarla çalışmak arasında bir de yaşça biraz daha büyük insanlarla çalışmak. Şimdi büyük insanlara tabii aldığımız dersler var. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Genç olmak da biraz daha aktif saldırgan olabilmek iş hayatında gerekli. Ama tecrübede kesinlikle olması gerekiyor. Onu da büyüklerimizden elde ediyoruz. Yani hepsinin ayrı bir tadı var. Peki size de teşekkür ediyoruz. İskender Bey ile beraberiz. Selim İskender Alabacak, evet. Sizin konumunuzu öğrenebilir miyim? Ben 7. Meslek Komitesi'nde yedek üyeyim. Aynı zamanda proje taahhüt firması olarak hizmet veriyoruz. Simetri Mühendislik Mekanik Tesisat Limited şirketinin hakim ortağıyım. 2009 yılından beri kendime ait bir şirketim var. Aynı zamanda serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri yürütüyoruz. Belediyelerdeki Sakarya'nın merkez ve ilçe belediyelerindeki inşaat ruhsat projelerinde imzalarımız var. Aynı zamanda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yetkili enerji kimlik belgesi uzmanıyım. Binalara enerji kimlik belgeleri düzenliyoruz. Biliyorsunuz yeni yasa gereği 1-1-2011 tarihinden itibaren yapılan bütün yeni binaların enerji kimlik belgesi alması zorunluluğu var. İskan alabilmesi için. Bu belgelerin düzenlenmesinde faaliyet gösteriyoruz.
Aynı zamanda işte mekanik tesisat, aynı zamanda doğalgaz yetkili iş tesisat firmasıyız. Doğalgaz, yangın, kalorifer, ısıtma, soğutma ve mekanik tesisat sektöründe halkımıza hizmet verip katkı koymaya çalışıyoruz. Evet, siz dolu dolu bu sektörün içine ama yerleşmişsiniz. Ama işte 2003 yılından beri bir birikim var. Adapazarı'na 2003 yılında ilk doğalgaz geldiğinde ilk yetkili doğalgaz iş tesisat mühendislerinden biriydim. İlk başlangıçta Adapazarı'ndaki tesisat taahhüt firmalarında doğalgaz yetkili mühendis olarak belli bir dönem hizmet verdikten sonra kendi firmamı kurdum. Dolayısıyla 13 yıllık bir meslek geçmişi var. Yani serbest mühendislik müşavirlik hizmeti de verdiğim için bu işin sadece taahhüt anlamında değil projecilik anlamında da hesabını kitabını bilerek yaptığımız için bir dolgunluk var açıkçası yani. Hani daha mühendislik olarak olaya bakıyoruz. Hizmetlerimiz de bu yönde gerçekleşiyor. O zaman öyle değilim yani asıl mühendislik alanınız. Fakat evet. Diğer alanlarda da bir bilgiye sahipsiniz. Evet, elimizden geldiği kadarıyla işte yaşadığımız tecrübeleri arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz ve bu tecrübelerden de 7. Meslek Komitesi ile ve Meslek Komitesi'ne ait üye meslektaşlarımıza arada köprü olmak, hizmet vermek anlamında da kullanacağız inşallah. Peki başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you.
E5 kenarında çok güzel bir petrol ofisinin açılışındayız. Erenler Belediye Başkanımız Sayın Cavit Öztürk ve iş yeri sahibiyle birlikteyiz. Başkanım, ilk önce Erenler her geçen gün büyüyor. Yeni yeni açılışlar, yeni yeni iş yerleri açılıyor. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Evet, ben öncelikle sizi teyit edeyim. Evet, özellikle Erenler'de hemen hemen her gün bir açılıştayız. Çok gelişen bölgeyiz. Çünkü bölgemiz bizim Erenler iş yatırımlarımızda hem tarım, hayvancılık, sanayi, küçük sanayi, hizmet sektörü dahil hemen hemen her sektörde faaliyet yatırımlar var. Evet, var. Mesela Türk Traktör, Türkiye'nin en büyük dev traktör fabrikası Erenler'de kuruluyor şu an inşaat aşamasında. Geçenlerde temeli atılmıştı. Evet. Yani burada da bu şu an üzerinde bulunduğumuz petrol istasyonu çok atıl durumdaydı gerçekten. Çok da iyi bir geçmişti yoktu şimdi doğrusu. Dolayısıyla böyle bir değerli insanlara anlattı, böyle bir değerli firmanı anlattı. İnanın ben de çok mutlu oldum. İnşallah buralar daha da güzelleşecek. Bunlar hep zincirleme gider. Bir yere artı geldiği zaman o artılar devam eder. Evet. Bu da inşallah o artılardan biri olur. Ben hem Erenler'imizi hem de özellikle Malta Erkek'imizi hayırlı olmak diliyorum. Allah mahcup etmesin. Evet, sizi tanıyalım ilk önce. Ben şirketin genel müdürüyüm. Buraya biz bayilik verdik. Evet. İlk resmi açılışımızı Sakarya'da yaptık. Bunun manası çok önemli. Gerçekten. İlk önce bize kendinizi tanıtır mısınız, isminizle? Ebu Bekir Yağız, Ergaz'ın genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı. Hoş geldiniz. Biz Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ilk 500 içinde olan bir şirketiz. Çok ortaklı, işçi bir kuruluşuyuz. 35 yıllık bir mazimiz var. Türkiye'nin 7 bölgesinde yatırımımız, stoklamalarımız var. Petrol işi stratejik bir karardı. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Biz bu kararı çekinmeden, Türk halkına güvenerekten, hükümetimize ve istikrara, Türk ekonomisine güvenerekten yaptık. Ve ilk açılışımızı, resmi açılışımızı Sakarya'da yapıyoruz. Bu 4. lisanslı bayimiz. Ötekiler nerede? 2 tanesi Erzurum bölgesinde, bir tane Sivas bölgesinde. Bu sektörde özellikle faaliyet gösteren firmaların %70'i Türkiye'de uluslararası şirketler. Milli marka olma adına bir yola çıktık. Burada biz Sakarya halkından, Türk halkından bir destek bekliyoruz. Biz kalitede kesinlikle kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Hizmette kimseye mahcup etmeyeceğiz. En ideal hizmeti sunacağımızın iddiasındayız. Peki neden Sakarya, neden Erenler desek? Ben biraz önce espri olsun diye söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Erzurum'da atıldı. Sakarya Meydan Savaşı'yla da Cumhuriyet ilan edildi. Şimdi biz de burada bu temeli attık. 35 yıl önce oradan çıkan bir yolculuk Sakarya'da ikinci, üçüncü, dördüncü bir şirket olarak biz inşaat, makina ve çimento sanayinde faaliyet gösteriyoruz. Enerji sektöründe 35 yıllık bir tecrübemiz var ve petrol akaryakıt sektöründe de yeni bir adım attık. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Aydar Bozkurt. Ben Toyota Türkiye CEO'suyum. Bir Toyota'cıyım yani. Evet, Toyota bugün çok önemli bir gün yaşıyor. Bu önemli günü kısaca bize anlatabilir misiniz? Şimdi dünyada en çok satılan model Corolla. Yaklaşık 40 milyon adetten fazla satmış bir model. Bugün Türkiye'de üretimine başlanacak ve bugün banttan ilk Corolla çıkacak. Efsane bir araç. Bunun Türkiye'de üretiliyor olması bizim için çok anlamlı. Buradan da 52 ülkeye ihraç edilecek. Sadece Türkiye'de satılacak olması değil, daha çok ihraç edilecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü ülke ekonomimize ciddi katkısı olacak, ihracata çok ciddi katkısı olacak. İlave yatırımlarla istihdama çok ciddi katkısı olmaya başladı bile zaten. Yan sanayiye katkısı çok olacak. O nedenle sadece böyle bir Toyota kimliğiyle değil,
bu ülkede yaşayan bir vatandaş kimliğiyle de çok heyecan duyduğumu söylemek istiyorum. Peki şubelerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü az önce müşteri memnuniyetinden bahsettiniz. Birçok konuya değindiniz. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Toyota'nın ilkelerinden birincisi ve bir numaralı ilkesi müşteri memnuniyetidir. Biz de satış hedeflerinden daha önce müşteri memnuniyeti hedefleri hep konuşulur. Biz istediğiniz kadar çok araç satabilirsiniz ama müşterinizi memnun edemiyorsanız bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor deriz. O nedenle bir numaralı ilkemiz müşteri memnuniyetidir. Bulunduğumuz bütün noktalarda, Toyota bayrağının dalgalandığı her noktada otomobille ilgili neye ihtiyacı varsa müşterinin bir rahatlıkla, gönül rahatlığıyla herhangi bir Toyota plazaya girip bütün ihtiyaçlarını orada karşılayabilir. Onlar bizim müşterimiz değil, misafirimizdir anlayışla yaklaşıyoruz. Tekrar gelebilirler yani rahatlıkla. Her zaman gelebilirler. Yani alışveriş yapmak için değil, kendi evleri gibi görerek gelmelerini istiyoruz. Diledikleri her gün kapılarımız da açık zaten. Sayın Büyükelçi, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güçü Yamadasan, ben Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Sayın Numasan, değerli misafirler, değerli basın mensupları ve değerli Toyota çalışanları. Yeni Corolla'mızın hattan çıkış törenine hoş geldiniz. Arkadaşlar aldık bir fotoğraf. Sadece arabayı nasıl buldunuz? Arabayı daha kullanmam lazım. Kullanmadan bir şey söyleyemem. Kornasına bastınız ama. Yani kornasına basarken sizleri uyarmak için kornasına bastım. Biraz daha işte geri gidin, rahat fotoğraf çekin diye söyledim. Ama şunu ifade edeyim, yani gerçekten otomotiv sektörü çok gelişiyor. Artık otomotiv alanlar güvenliğine, çevreyle olan irtibatına, yakıt tasarrufuna ve diğer tarafında da aracını en mükemmel elektrik ve elektroniğe sahip olmasına bakıyor. Bu anlamda otomotiv elektroniği her geçen gün daha önemli hale geliyor. Türkiye'de maalesef otomotiv elektroniğinde istenilen seviyeye gelmiş değiliz. Bunun için de teşvik sisteminde öncelikli bölge, 5. teşvik bölgesi yatırımları içine dahil ettik. Bakın bugün bir otomobilin maliyetinde elektroniğin şu andaki oranı yaklaşık %20'lerde. Önümüzdeki 10 yılda elektronik maliyet içinde elektrik ve elektronik ikisi birden bahsediyorum. %70'ler seviyesine gelecek. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman tüketici en büyük hakem odur. Tüketici kullanacak, bakacak. Gerek Türkiye'deki gerek uluslararası tüketiciler. Ona göre kararını verecek. Tamam, ben ümit ediyorum ki inşallah herhalde iyi bir başlangıç, iyi bir model olacak. Çünkü sentler mertebesinde çok acımasızca bir rekabet piyasasına sahip. Hayırlı olsun. Bizi ilgilendiren tarafı tabii çok satsınlar, çok yatırım yapsınlar, çok insan çalıştırsınlar, çok ihracat yapsınlar. Karşılıklı kazan kazan irtibatıyla götürelim istiyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yollarımızı dünya şartlarına, gelişen şartlara göre yeniden dizayn ediyoruz. Ve böyle bir ortamda ihracatın mümkün olduğunca daha fazla artacağı, daha fazla gelişebileceği bir ortama da süratle gidiyoruz. Yani dünya tersine giderken biz evvelallah düzüne gidiyoruz. Biz iyi yoldayız, doğru yoldayız. Tabii ki artışımız 6%. Ama tekrar söylüyorum, önemli olan bir artışın yaşanıyor olması. Otomotiv sektöründe %12,5'luk bir artış hakikaten son derece önemli ve altı çizilecek olan bir ihracat artışı. Tüm bunlar bizim Türkiye olarak ekonomimizin ne kadar güçlü olduğunu, dünyadaki krize nasıl meydan okuduğumuzun çok net göstergesi. Son yapılan olaylar Türkiye ekonomisinin işte bu başını kaldırmasına yönelik olaylardı. Birçok çevreler, bazı çevreler Türkiye'nin eskisi gibi borçlu olmasını, Türkiye'nin elde etmiş olduğu vergi gelirlerinin yeniden faiz lobisine, faize gitmesini ve Türkiye'nin ekonomik olarak gelişmesinden rahatsızlar. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü Türkiye'yi büyüteceğiz, Türkiye'yi geliştireceğiz. Her sene 1 milyon insanımıza istihdam sağlamak zorundayız. Ve şimdi önümüzde 2023 gibi önemli, iddialı ama ulaşılabilir hedeflerimiz var. İşte bunu yatırımla, üretimle yapıyoruz. Bakın 2 gün evvel
İstanbul'da bir yatırım kararı açıkladık. Bir Tayvan firması 1 milyar dolar yatırım yapacağını söylüyor. Ki 1 milyar dolarla başlayacak Teko firması. Bu önü açık. Belki birkaç milyar doları rahat rahat geçebilecek. Türkiye'de yaratılmak istenen hava, yabancı yatırımcı gelmesin, yerli yatırımcı, yerli tüketiciyi rahatsız edip Türkiye ekonomisinin büyümesini istemeyenlerin yapmış olduğu tezgah, şükürler olsun halkımız düşmedi. Sanayicimiz, uluslararası yatırımcılarımız düşmedi. Biz tam yol, yola devam diyoruz. Durmak yok ihracata devam diyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Şimdi ihracatçılarımızdan biraz daha prese devam etmelerini istiyoruz. İhracatçılarımızın şu ana kadar yapmış olduğu başarıyı daha fazla katlamasını, daha fazla artırmasını, daha fazla üretim yapmasını istiyoruz. Ve tekrar ifade ediyorum. Arkadaşlar, tüm dünyada bu kadar sorun, sıkıntı, ekonomik problemler yaşanırken şükürler olsun Türkiye ekonomisinin o stabil, güçlü yapısı ve ihracatımızın artması Türkiye'nin bu konuda kadar önemli bir oyuncu olduğunu net bir göstergesi. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Çok mutluyuz. Ne diyeyim? Toyota Corolla açılışa sunuluyor bugün. Evet. İki bakanımız geldi. İki bakanımızın gelmesi de çok önemliydi. Çok mutluyuz. Sakarya için de önemli. Daha da güzel günler göreceğiz. Devamı gelecek. Gelecek. Peki, teşekkür teşekkürler. Ederim.